Herkese merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz ve herkese günaydın. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünkü video konumuz aslında bir video konumuz yok. Çünkü ben ne zaman bir konu üzerinde videoyu devam ettirsem illa bir sıkıntı çıkıyor. Yani biz hayvanları gütmediğimiz için belli bir konu üzerinde gidemiyorum. Şimdi de çaldayım, yine inek salıyorum. Niyetim mantar bulmak. Eğer mantar bulabilirsem bunları da sizlere çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bulurum. Şimdi vallahi önümde, ben arkalarında, annemle beraber salıyoruz bakalım. Dün bizim ineklerden 5 tanesi yine bizim komşunun bahçesine girmiş. Ben tam bahçeye bakmadım, ne var ne yok, ama bayağı bir tımarlamışlar. Yani bayağı bir yemişler. Yani şu oruç geçtikten sonra bizim malların girdikleri yeri işte komşumuzla beraber kapatacağız. Annem de yukarıda. Ah! Ah! Kızım! Akülüm! Ah! Gitmiyorlar ya. Şimdi yerde de bayağı bir gelişti ya artık. Ondan gitmiyorlar. Ya hep buraları gösteriyorum ama size şimdi genelde de buraya geldiğimiz için, o yüzden sabahtan açayım dedim videoyu. Belki bir günümü çekerim sizlere. Ha! Şey! Şey! Gülbeyaz! Gülbeyaz yürü! Ha! Ha! Şey! Savcı! Bizim ineklerin hepsinin bir ismi olduğu için biraz rahat oluyor. Niye önden rahat oluyor? Şimdi sabahları salıp akşamları geliyor ya bunlar. Gelmeyen mallara bakıyorum. İşte diyoruz ki, atıyorum, kara kız gelmedi, ak kız gelmedi, kırık boynuz gelmedi. Veyahut rüzgar gelmedi, bamsı gelmedi. Bu şekilde daha rahat oluyor. Ama ineklerin bir ismi olmasa, 2 saat anlatacaksın artık. İşte beyaz bir inek vardı ya, goylu yamuktu ya, yüzünde sakar vardı ya, böyle 2 saat uğraşıyorsun. Ama ineklerin hepsinin bir ismi oldu mu daha rahat oluyor. Arkadaşlar, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ha! Ha! Karagöz! Kocine gönder. Yukarıladım Allah'ım anne. Gelir buna ya. Ha, bamsa. Anne, 2 bamsıya vur. Ne burada? Şimdi böyle bir yere geldik arkadaşlar biz. Annem bayağı bir arkada kaldı. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Ona yardım edeceğim. Ha anne! Yukaladım Allah mı? Akas! Ben çünkü önümdeki netleri saldım. Onları oraya bıraktım şimdi. Zaten oradan biraz daha ileriye saldığımızda oraya bırakıyoruz inekleri. Az bir şey daha saldık mı? Ha! Şöyle biz de yukarı gidelim de. Arkadan algılama demenler. Ekinler bütün yukarı çıkmışlar ya. Ben de burada bıraktım inekleri. Ya benimle zaten Onga'da malanca var. Ha! Kabak! Ha kız, ne uğurladı diye.
Dönmez ya. Ha. Ha Ertuğrul. Şimdilik gözükmüyor ya anne. Alkuy dedi ben. Bunu aşağı çevirdim. Ha. Şey. Bakarım ben yine ona. Şunları bir salam da. Ha. Gülbeyaz. Gülbeyaz yürü. Lan. Ha. Hocam. Kapako. Ben şimdi anneme yardım ettim. Yukarıdaki malları biraz ileriye saldık. Şimdi benim getirdiğim mallar geri dönmüşler. Onları tekrardan ileriye salacağım. Annemin sorduğu ak kız da burada. Şu ne diyor. İlerideki ak binek var ya ona diyor işte. Şimdi ben aşağı ineyim de şunları ileri salayım. Geri dönmüşler ya. Böyle yakın bir yerde bıraktığın zaman bunları gerisin geri dönüyorlar. Sonra ya köye gidiyorlar ya da bu Manasürüz diye bir yer var. Oraya geç veriyorlar. Ha! Akkoylak! İmine yürü! İmine! Aa! Bakacağım. Yani her gün buraya geliyoruz. Biz bu inekleri buraya salıyoruz. Son bir ay. Bir ay daha geçti mi sonra inekleri yataklandırmaya götüreceğiz. Karı göre. Sonra oh benden kralı yok. Öğlen bir de falan uyanmayı özledim arkadaşlar ya. Sabahın 7'sinde kaldırıyor babam. Gecede uyumadığım için kalkmak biraz zor oluyor tabi. Anne! Nerede bırakacağız? Vallahi burada la. Tamam. Tamam. Aşağıdaki kim ya? Ha! Gojinek ha! Ha! İşte dün ineklen başı falan demiştim ya arkadaşlar. İşte bu inek. Yani ineklerin içinde en büyük olanı bu. Onun için koca inek diyoruz. Önceden koca düveydi. Öyle sesleniyorduk. Şimdi koca inek oldu. Aşağı yukarı bilmiyorum da bir 10-12 yaşında vardır herhalde. Şimdi ben bunları burada bırakayım. Sonra geri döneriz zaten. Annemin yanına çıkarım. Evet arkadaşlar. Biz inekleri falan saldık. Yorulduk. Yani böyle bir taşın üstüne oturduk. Hem kölgeleniyoruz hem dinleniyoruz. Sabahtan bayağı bir soğuktu. Yani onun için iki tane kazak aldım üstüme. Şimdi havası ısınınca yandım. Anne ne yaptın? Yoruldun mu? Yorulmadım. Annem bayağı yoruldu arkadaşlar. Şarkı bari söyleyeyim anne ha. Başka şimdi yok. İyi bakalım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hadi güle güle. Yani videonun konusu ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben belli bir konu üzerinde yürüdüğüm zaman yani düşündüğümü yapamıyorum. İlla bir sıkıntı çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Malcılık güzel bir meslek ama kötü yanları da var tabi. O da işte bu. Benim bu işte en sevmediğim iş bu. Bir de böyle bok. Şey olursa cıvık. Adamı ötten bitiriyor. Şimdi ben bunu neresinden atacağım bilmiyorum. Nereye basarsam basayım içine gömülüyor. Neyse yavaş yavaş başlayacağız artık. Biter herhalde. Hadi bakalım. Allah. Bir yere basamayın ko.
Baba. Tahta gibi bir şey bul ya. Nasıl geçeyim öyle? Gömüyor hemen. Bakalım. Ben karabağıma bak. He? Ben karabağıma bak. Tamam. Arkadaşlar, babam bir tane tahta getirdi bana. Ama onun da bir işe yaradığını söyleyemem. Bugünkü işim bayağı bir zor. Yani şuraya bakın. Nereye basarsam basayım direkt gömüyor. Babam bir tane tahta getirdi. Ama bir işe yaradığını söyleyemem çünkü tahta da aşağı gömüldü iyice. İnşallah şu ramuğu da adam akıllı bir doldururuz da sonra bu işi de başımızdan hemen def ederiz. Evet arkadaşlar. İnşallah şu anda beni duyuyorsunuz ve görüyorsunuzdur. Yani şu anda bu bok o kadar cıvık ki yaz geldin ve yerdeki otlar da gelişti artık. Ve biz hayvanı saldığımızda sürekli çimen yediği için o yüzden böyle cıvık. İyi bakın, ben çalışmaya devam edin. Siz de artık aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüyorsunuz nasıl işlerle uğraştığımı. Yani şimdi içinizden şunu diyecek olan arkadaşlar illaki çıkacaktır. Niye kepçeyle atmıyorsunuzdur? Şimdi arkadaşlar buraya kepçe girmiyor. O yüzden de elimiz atmak zorundayız. Bir faydası yok demiştim. Bayağı bir faydası var. Yani tat olmasa şu anda ben belki mendibe kadar batmıştım. Deniz bataklık gibi, öyle söyleyeyim sizlere. Ama ne olursa olsun ya, hayvancılığı seviyorum. Yani senede bir defa böyle bir bok atmışım. Bence hiçbir şey değil. Zaten var ya, yani şöyle söyleyeyim. Hayvan sevgisi olmayan bir insan bu işi asla yapamaz. Yapmaz. Evet arkadaşlar, biraz dinlendim. Devam edeceğim. Şu önümü attıktan sonra zaten bu şekilde böyle gideceğim. Zaten bu taraf attım mı tamamdır iş. Ben çalışmaya devam edeyim. Siz de videoyu beğenip kanala abone olup gelin. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bayağı bir yoruldum. Ben şimdi eve gideyim. 2 dakika dinleneyim. Sonra devam ederiz. Siz de bu arada videoyu beğenip kanala abone olup gelin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, işimize devam edebiliriz. Ben şimdi kafama taktım kamerayı. Hadi başlayalım yavaş yavaş. Aman aman. Az bir şey kaldı zaten. Şurayı da bitirdi mi tamamdır. Bir de az bir arkaya atacağım. Normalde ben bugün mantar aramak için çıktım. Çaldı aradım ama bulamadım.
Dedim işte dağlara gideyim mantar arama. Dün yağmur falan yağdı. Ama size çaldı dediğim gibi. Yani benim köyde yaptığım işler yani sürpriz yumurta gibi aynı. Ne iş yapacağım hiç belli olmaz. Babam ne derse onu yapıyorum ben. Ben zaten inekleri salmaktan geldikten sonra babam çoktan ramuğu takmış. Geldim işte. Selamünaleyküm. Baba dedim bok mu atacağız? O da he dedi. Tamam dedim ben de. Direnle atıyorum. Kürekle atılmaz zaten bu. Kürek girmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bu ramuğu güzel doldurayım. Doldurduktan sonra bir daha kamerayı açarım. Sonra sizle beraber dökmeye gideriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi ramuğu doldurdum. Traktörü çıkartacağım. Şöyle göstereyim ama. İnşallah görüyorsunuzdur. Pek ışıktan da görebileceğinizi zannetmiyorum ama. İşte böyle. Ramuğun ilaveleri hariç kendi kasasına kadar doldurdum. Şimdi dökmeye gideceğim. Traktörü çıkardıktan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar traktörü ben çıkardım şu anda. Arpaların üst tarafındayım. Şimdi yavaş yavaş boku dökmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar boku dökeceğimiz yere geldik. Ama dökmeden önce ramuğu ayarlamamız gerekiyor. Onu ayarlayalım ilk önce. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz demiri şu gancanın oraya sokacağım. Şöyle. Ki ben bu tamperi kaldırdığımda ok gancadan çıkmasın diye. Ok gancadan çıkarsa traktöre çok fazla zarar verir. Artı ben de zarar görebilirim. Bir ikincisi şu hortumu traktöre takacağız. Yani bu olmazsa tamper kalkmaz. Taktık. Şimdi ramuk hazır.
Arkadaşlar, şimdi ben bu arka kapağı açacağım. Ama önce şu ilaveyi çıkarmam lazım. Şöyle şu kürek şurada kalak olsun. Çıkmaya taş lazım. Bu tarafı da çıkaralım. Şimdi arkadaşlar, bunu ben kaldıracağım, tamper havaya kalkacak ama önce bir şöyle biraz gaz vermem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi giden bakan bir ramuk iyice boşalmış mı? Boşalmadıysa kürekle boşaltacağız. Şöyle bakalım. Bence şıkır şıkır olmuş. Şu şeyleri temizleyeyim ben. Şöyle. Kapağına bakayım. İlave. Küreğimizi de attık mı gidebiliriz. Bayağı bir korktum ben. Yani şimdi bok yaş ya. Şimdi dedim bu yapışır kalırsa 2 saat dedim oralarda uğraşırız. Şu tamperi de indireyim. Aynı sistem. Kaldırdığın yerden indiriyorsun şöyle. O düğmeyi aşağı bastığın zaman iniyor. Şöyle. Tamper inene kadar şu kenarlardaki bokları falan temizleyeyim. Vallahi sizin mideniz belki bulanabilir. Ama ben alıştım artık. Normal bir işmiş gibi geliyor bana bu iş. Traktör sürmek var ya arkadaşlar, çok zevkli bir şey. Eğer hiç kullanmayan arkadaşlar varsa içinizde bir denemelerini tavsiye ederim. Ama biraz da tehlikeli. Arkadaşlar, bugünkü işimizi de hallettik. Çok şükür. Kazasız belasız. Ben şimdi eve gideceğim. Üstümü falan değiştireceğim. Sonra bir duşa girerim. Oh mis. Çünkü bayağı bir yoruldum. Evet arkadaşlar.
Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.